Arkadaşlar merhabalar. iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Acil yayınlarından güzel bir soru sizler için çözmeye çalışalım. 2x kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökleri arasındaki uzaklık bir birimdir. Buna göre fx eşittir 2x kare artı bx artı c fonksiyonun x eksinde sınırla da alan kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi burada e, hani bir elimizde bir parabol varken tepe noktasına sahipsek burada biz integralde bir ee, alana yardımcı olacak bir durum biliyorduk. Ben onu şöyle çizmek istiyorum. Örneğin bizim elimizde şöyle bir parabol olsun arkadaşlar. Şu şekilde tamam değil mi? Burada zaten köklerinde olduğundan bahsetmiş. Şimdi e, burada biz hani şurada şöyle bir dikdörtgen elde edersek integralimizde ya da işte parabolümüzün burada mesela şu sınırladığı alanı da e, hiç integral hesaplamadan burada bir alan paylaşımı yaparak hesaplayabiliyorduk. Zaten burada da x80 ile sınırladığı alandan bahsetmiş. Şimdi köklerimiz var. Burası x1 olsun. Burası x2 olsun arkadaşlar. Şurası köklerimizin tam ortası değil mi? Tepe noktamız. R'mizdi yani. Buranın eksi b bölü 2a olduğunu biliyoruz. Bunun görüntüsünü bulduğumuzda da f eksi b bölü 2a'yı bulmuş oluyoruz. Aslında şuradaki alana a kadar dersek burası da a kadar geliyordu. Şöyle yaptığımızda burası 2a burası 2a toplamı 4a yapıyordu. Buradaki dikdörtgenin alanına 6a dersek 6 A'lık dikdörtgen alanının bize 4 A'sı lazımdı. Yani buradaki dikdörtgen alanını A ile gösterirsek ya da A ile göstermeyelim. Burada A'yı kullandık. Dikdörtgen alanını D ile gösterirsek arkadaşlar D olsun. D'nin 2 bölü 3'ü aslında bize neyi veriyordu? Buradaki parabolün eksenle sınırladığı alanı vermiş oluyordu. Yani dikdörtgenin alanı 6 A. 6 A çarpı 2 bölü 3'ten biz kaç A'ya ulaşmış oluyorduk? 4 A'ya. Bakın bunu nereden hesaplayacağız? Şimdi şunu bir hatırlayalım. Kökler arası mesafemiz vardı bizim. Yani x1 ile x2 arasındaki mesafeyi veren kök delta bölü n'imiz vardı. Mutlak a'mız vardı. Bu yani bizim şuradaki tabanımızdır dikdörtgenimizin bir kenarıdır. Dikdörtgenimizin diğer kenarı ise bizim K'mizdir. Hani R virgül K diyorduk ya tepe noktasının ordinatı. Burada kollarımız yukarı olduğu zaman eğer iki tane kökümüz varsa bizim K'miz ne çıkacaktır arkadaşlar? Negatif çıkacaktır. Peki K'yi nasıl buluruz? Hani tepe noktamızın K'si. R virgül K'deki K'yi. Fonksiyonda R'yi yazarız. Yani eksi B bölü 2A'yı. Bizim fonksiyonumuz burada nedir aslında? ax kare artı bx artı c'dir. Burada biz eksi b bölü 2a yazarsak k'nin karşılığını bulmuş oluruz. Gelin bir yazalım. a çarpı eksi b bölü 2a'nın karesinden b kare bölü 4a kare gelir. Artı b çarpı yine eksi b bölü 2a dedik. Artı bir de C dedik. Bu aslında bizim şuradaki tepe noktamızın ordinatıdır. Tabi burada negatif çıkacaktır. Bunu bir uzunluk gibi kullanmak istiyoruz ya. Dikdörtgenin bir kenarını biliyoruz. Diğer kenarını da bilelim. Çarparsak alan gelir. Onun da 2 bölü 3'ünü alırsak parabolün sınırladığı alanı bulmuş oluruz ya. Şimdi biz bunu bir uzunluk gibi düşüneceğimiz için neyle çarpacağız en son? Eksiyle çarpacağız ki uzunluk halini yani pozitif halini bulmuş olalım. Burayı düzenlersek arkadaşlar şu A'lar giderse ne gelir? B kare bölü 4A eksi B kare bölü 2A artı C gelmiş olur. Payda eşit Dersek eksi 2 b kare artı b kare'den eksi b kare bölü e, ne gelmiş olur arkadaşlar? 4 e, a gelir artı c. Şimdi bunun eksili hali. Eksi ile çarptığında neyi bulmuş olurum? b kare bölü 4A eksi C arkadaşlar benim dikdörtgenimin diğer kenarıdır. Bir kenarı kök delta bölü mutlakaydı. Bir kenarı B kare bölü 4A eksi C geldi. Hatta bunu biraz daha düzenlersek B kare eksi 4AC bölü 4A'nın geldiğini görüyoruz. E B kare eksi 4AC neye eşitti? Delta'ya. Demek ki benim elimde bir dikdörtgenim var arkadaşlar. Bu dikdörtgenin bir kenarını ben B kare eksi 4AC bölü 4A olarak buldum. Diğer kenarında ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Kök delta bölü mutlak a olduğunu biliyorum. Zaten burada delta olduğu için aslında burası da delta bölü 4a gelmiş oldu. E Bu dikdörtgenin alanı nasıl hesaplarım arkadaşlar? İki dik kenarını çarparak. Bununla bunu çarptığım delta bölü 4a dedik. Çarpı kök delta diyeceğim ama zaten a'mızın pozitif olduğunu görüyoruz. Burada zaten 2x kare verilmişti. Biz de onun üzerine yorumlamıştık. Bunu da a olarak alabilirim. Bu alan dikdörtgenin alanıydı. Bunun alanının 2 bölü 3'ü bana neyi verecekti? Parabolün eksenle sınırladığı alanı. Çarpı ne diyeceğim yani? 2 bölü 3. Bakın şunlar gitsin. Ne kalsın elimizde? Delta kök delta bölü. Şuradan da şurada 2 kalmıştı. 6 a kare kalmış olsun. Aslında bu formülüze olarak da belirlenen bir şey. Çok kullandığımız bir şey değil ama hoş bir şey bence. Aklımızda kalabilir. Parabolde alan hesaplamak adına bunu kullanabiliriz. Yani aslında burada arkadaşlar mesela kolları yukarı doğru olan bir parabolde tabi kolları aşağı doğru olan için de yorumlayabiliriz. Eksili falan gelecektir sadece. Bunun eksilisi olarak gelecektir. Ama orada Hani dikkat edeceğimiz susuz şu. Hani 6 a kare diyoruz. Mesela a dışarıya eksi a olarak falan çıkıyor. Onunla alakalı bu durum. Bu sefer de tepe noktamız pozitif olacak. Yani bizi yine aslında aynı yere götürmüş olacaktır. Burada hiçbir sıkıntı yaşamamış olacağız arkadaşlar. Çünkü orada da e, mutlak içindeki a'mız dışarıya eksi a olarak çıkacak. Burada bu sefer e, k'miz zaten pozitif tarafta olacağı için orada da arkadaşlar eksiyle çarpmayacağız. Şurada işaretladığımız ifadeyi. Yine delta kök delta bölü neye ulaşmış olacağız? 6 a kareye ulaşmış olacağız. Kollar aşağı doğru da olsa. Dolayısıyla burada arkadaşlar biz aslında parabolümüzün bölümümüzün... E, kökleri üzerinden şu da alanı bulmak istiyorsak delta kök delta bölü 6a kareyi kullanabiliriz. Burada da bence onun üzerinden gidebiliriz. Şimdi demiş ki e, kökler arasındaki uzaklık bir birimdir. Kökler arasındaki uzaklık bir birimse kök delta bölü mutlaka. E, mutlakamızda iki bu 1 ise bizim kök deltamız kaç gelmiş olur? 2 gelmiş olur. Kök delta 2 ise deltamız kaç gelecektir? 4. O zaman alanımız bize buradan gideceğimiz için deltamız 4 kök deltamız 2 gelir. 6 a kare demişiz. Öyle değil mi arkadaşlar? Delta kök delta bölü 6 a kare demişiz. E burada a'mızı ne bulmuştuk? Biz zaten 2 idi. 6 a kare de 6 kere 2'nin karesinden kaç yapar? 6 çarpı 2'nin karesinden 24. Yukarısı 8 alt taraf 24. 8 bölü 24'ten aradığımız alanı 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar güzel farklı bir soru. Nereden geldiğini anlatmak adına bu şekilde yaptım ben arkadaşlar. Umarım buradaki çözüm açıklayıcı olmuştur. Nasıl kök delta bölü a'yı aklımızda tutuyorsak delta kök delta bölü 6 a kareyi aklımızda tutabiliriz. Belki de işimize yarar. Bunu anlatmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.